malzemeleri de geldi. Çok eğlenecek, çok biliyor musun? Var ya, mükemmel bir ortam olacak ha. İnanılmaz. Ortam mı? He. Oğlum yeni yıla askerde girdiğin için bu kadar heyecanlı olamazsın ya. Kolana su gibi aktığı bir gece olacak işte. Hayır, beklentin ne ki? Kola çocuk işte. Devam Mesut, çekirdek de var. Ulan çekirdek hep var. Her akşam kola içip çekirdek yiyoruz zaten ya. Bu akşamın tek farkı ha, şurada hoş geldin 2023 yazıyor. Dans da ederim. Oo, harika fikir ya. İşte şimdi heyecanlandım bak. Doğru, dans da ederim. Ne hevesimizi kaçırıyorsun be mutsuz adam? Mutsuzum kardeşim, mutsuzum. Gül gibi sevgilim dışarıda. Ben burada 4 tane saf dans planı yapıyorum. Ya bizim de modumuzu düşürme be hasret rüzgarları. Ya 2 ayın kaldı şurada. Hemen buluşacağın az kaldı ya. Hem 2023'e giriyoruz ya. Biraz eğlenek değil mi? Oyun oynarız. Kola, çekirdek, oyun. Mükemmel aktivite bence. Ne oyunu? Tombala falan mı oynayacağız? Yok ya, bizim Sivas yöresinden oyunlar. Mesela kemer saklamaca. Güzel. Kurallar nedir deve? Şimdi bak, kemer var. Kemeri ebe saklıyor. Sakladıktan sonra diğerleri onu aramaya başlıyor. Hı. Soğuk, sıcak, soğuk, sıcak. Bulan kişi alıyor kemeri, ebeyi böyle böyle dövüyor. Lan nasıl oyun lan oyun? Yok o dövmeli olmaya başka oyun yok mu sizin? He. Vurmaçlı tıp var. O ne? O da şöyle. Şimdi bir tane ebe var gene. Diğerleri böyle ayaktalar. Böyle hazır olda bekliyorlar böyle donmuş bir şekilde. Ebe onların arasından geçiyor. Eğer ebe yakalanırsa ayağı yiyor vuruyorlar. Yani biz ne yılbaşı gecesi şimdi oyun kisvesi altında birbirimizi mi döveceğiz? He. Ya yiyelim yemeğimizi, izleyelim televizyonumuzu, gidelim zımaralım. Sabah 8'de yine içtima var. Dans etmeyecek miyiz? Edeceğiz. Edeceğiz devrem, edeceğiz. 4 erkek bu Kore pop grubu gibi böyle dans edeceğiz. Dur bakayım buraya. Bir şey kokayım buraya. Temiz bir şey kokuyor. Alıyor musunuz kokuyu? Ben yılbaşı için duş aldıydım. O kokuyordur, orman meyve. Yok abi, başka bir şey. Güzel bir koku, böyle süreç. Ama erkek kokusu değil ya. Allah Allah. Ne bu ya? Hayırdır inşallah. Ah, ah! Kadınlar! Yeter. Aşkım senin burada ne işin var? Yengecim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz de hoş geldiniz yenge olmayan hanımefendi. Merhabalar, ben Bahadır. Merhaba, ben de Burcu, memnun oldum. Dur bakayım ben buraya. Ben de Feridun yakışlamıza hoş geldiniz. Merhaba, memnun oldum. Hoş geldin. Kola? Yok, teşekkürler, almayayım. Ben geçiyorum. Ulan her şey normalmiş gibi davranmayın ya. Kız arkadaşım gizlice askeriyeye girmiş. Oğlum duyarlarsa beni yakarlar. La nasıl bir adamsın sen? Ne kadar panikledin gerek yok. Belli ki komutanlar izin vermiş de kızlar buraya girmiş. Yok yok. Biz gizlice kaçak girdik. Ya yeter. Şimdi panikleyebilirsin işte. Ya neden ya? 2 ay kalmıştı. Aşkım ne yapıyorsun? Mesut'cum, ben seni aradığımda telefonunu açmıyorsun. Ve açmadığın zaman ben kafamda kuruyorum yani. Bunu biliyor musun? Nöbetteydim. Ayrıca şu ortamda kafanda ne kurabilirsin şunlarla? Hayatım, telefonu açmadım diye İstanbul'dan buraya gelmekle bir de Burcu'yu getirmişsin. Ama yeteri yalnız bırakamazdım yani. Ben de aynen öyle biliyorumdur. Arkadaşlarımı yar yolda hayatta bırakma buraya. Hadi oradan be, yalancı köpek. Sabah tıraş köpeği istedim, nah çekti ya bana. Terbiyesiz, yalancı. Burcu Hanımcığım, isterseniz ben Bahadır olarak size kışlamızı gezdirebilirim. Da ileride şurada güzel, küçük, butik bir dank garajımız var. İsterseniz danka merakınız varsa sizi tankları gezdirebilirim. Vallahi yeter olur derse gezeriz. Tabii canım. Nöbetçi asubayla otururuz, muhabbet ederiz, çay içeriz. Kendinize gelin lan. Bir şey söyleyeceğim. Sen hoşnut değil misin benim burada oluşumdan? Yani biraz rahatsız falan mısın? Hayatım, askerim ben, askerim. Hı. Burada anca komutla rahat edebilirim ben. Beyler, 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 hazırlıklı olun. Tugay komutanı geliyor, tamam mı, denetime? Birazdan kapıda bizim komutanlarla konuşuyor biri. Lan! Lan oğlum, kızlar niye haber vermiyorsunuz? Ulan konumuz bu mu? Selam yoktu. Kız arkadaşım arkadaşıyla gizlice askeriyeye sızdı. Hangisi arkadaşı? Ulan oğlum bir odaklanın muhabbete ya. Ne denetiminden bahsediyorsun? Bana bak. Ne denetimi? Yeni akşamı ne denetimi? Bir dakika dur, kafam gitti. Ev ve erbaşlar yeterince eğleniyorlar mı? Onun denetimiymiş. Bitti. Vallahi bitti. O askerlik bitti bizim, bitti. Aa, ne kadar uzatıyorsun ya. Komutan geldiği zaman
Ya deriz, abi deriz, olaylar böyle deriz, şöyle deriz filan. Bir türlü gönlünü alırız ya, aşırız bunları. Çok uzaksın askerliğe, vallahi çok uzaksın. Peskerem yandı benim, bittim ya. İnşallah diskoya gitmeyiz. Disko diyor ya. Aa, şey, gidelim ya. Var mı öyle bir şansı mı? Sus kız, sus! Bilmiyorsunuz, bir de boş boş konuşmayın ya. Disko'ya gidermiş. Ben nöbete gidiyorum. Hayır, tamam mı? Hanımlar... Oğlum! Arkadaşlar, bizim nöbet kulübesini de beklerim ben. Benim nöbet kulübesine. Orada benim nöbet kulübesi. Yok! Ne yapacağız? Ne yapacağım? Ne kulesi orası? Mesut! Şöyle bir şey yapalım. Ben bizim çocukların üniformalarını burada dikiyorum. Hemen onları giydirelim kızlara. Hemen ben. Gel buraya gel. Hemen geçir şunları. Nasıl değişik olur? Üniforma giymediydi. Ayağını üstüne geçir, üstüne geçir. Ayağını sokacaksın bana. Hiç giymemiştim. Konuşma, son hadi burada. Tamam ya. Ben çok korkunç. Ben oyunculuk dersi almıştım bir süre. Ben hallederim. Hadi. Hadi ya. Ama sen de yaparsın. Ben de yaparım. Ya ben de bir şeyler yaparım. Lan sok da şuraya. Ya hadi. Bir saniye Mesut. Bak komutan size merhaba falan derse. Tamam. Nasılsınız derse. Tamam. Bağırarak su diyeceksin. Su. Ayrıca emir verirse, böyle anır mı ama? Ayrıca emir verirse de ki, emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Çok kötü, bu çok kötü. Kötü diyor ya, çok tatlı. Bak bakın. Size isim lazım. İsimlere düşün. Ne? Ben Mardinli Burak olayım. Çünkü ben Mardin şivesi çalışmıştım. Mardinli Burak, yok. Sen. Ben de şey olayım. Salih olayım mı aşkım? Ne olursa ol, umurumda değil. Salih, tamam. Ama geçiştiriyorsun gibi. Şunu koy. Salih babamın adı ya aşkım. Tamam babamın adı, evet babam çok tatlı. Nasılım? Tamam, çok güzel. Her şey güzel. Yarabbim, yarabbim. Bağırma bir dakika. Yarabbim, sana el açtık. Kapına geldik. Bizi boş çevirme. Amin, amin. Merhaba sen. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Eğleniyor muyuz? Sağ ol. Rahatla dinle. Ben... Tuğ General Hayati Okay. Burada yılbaşında askerlerimiz eğleniyor mu, keyifleri yerinde mi diye incelemeye geldim. Yanımda da hiçbir komutanınızı getirmedim ki... Rahat rahat bir sorununuz varsa söyleyin bana. Asker. Emredersiniz komutanım. Bu ne sakal oğlum? Komutanım ben zamanla kesiyorum, önlerine geri çıkıyor. O zaman öğlen bir daha tıraş ol evladım. Bak arkadaşına. Pırıl pırıl. Nasıl tıraş olmuş görüyor musun? Sanki hiç sakalı çıkmıyormuş gibi. Aferin. Oo. Bak. Bu arkadaşın da öyle. Görüyor musun? Pürüzsüz bir cilt. Adın ne senin? Burak komutanım. Burak. Neresin sen Burak? Mardin komutanım. Mardin. Mardin'i çok severim ben. Mekanize piyade tugayında 3 yıl çalıştım, görev yaptım. Her yerini çok iyi bilirim. Neresindensin? Sağ ol. Teşekkür edecek bir şey yok evladım. Yani Mardin'in neresindensin? Yani içinden mi, ne bileyim yani bir ilçesi mi var, müsahibin mi? Emredersiniz komutanım. Ben farkına varmadan emir mi veriyorum buna ya? Komutanım, arkadaşımız ilk defa bir general gördü. O yüzden heyecanlandı. Heyecanlanacak bir şey yok. Hepimiz silah arkadaşıyız değil mi? Evet, nasıl geçiyor bakayım yılbaşı? Var mı bir eksiğiniz? Yoktur komutanım. Aslında bir şey var komutanım. Öyle mi? Devrem, şaka yapıyorsun galiba. Bırak, lafını kesme. Arkadaşın konuşsun. Ne gibi eksikler var evladım? Komutanım. Evet evladım, dinliyorum. Bugün sonuçta yılbaşı. Dekor bir garip. Boğazına bir şey kaçtı. Doğrudur komutanım, sağ ol. Sen de sağ ol. Sağ ol. Sen sağ ol, öleceksin. Rahat ol. Evet, nedir eksik? Söyle bakayım. Komutanım, bugün yılbaşı. Dekoru beğenmedim doğrusu. Dekor mu? Askeriye lan burası. İşte yazdık, hoş geldin 2023, daha ne olsun. Bir müzik falan olmalıydı. Nasıl mekan bu ya?
Mekan mı? Kışlaya mekanı dedi bu kız. Senin adın ne evladım? Salih komutanım. Salih, Salih. Bravo Salih. Böyle açık sözlü askerleri severim ben. Evet, söyle bakayım. Başka ne tür eksiklikler var? Misal, bu kıyafetler böyle yeşil tek tip şart mıdır? Evet, ordu burası. Ordudur, doğrudur. Ama arada değişikliklere gidilebilir. Hmm. Misal, bugün yılbaşı. Kırmızı bir gömlek mesela. Ya da kırmızı bir pijama olabilir. Size kırmızı çok yakışır komutanım. Evet. Yani düşmana hoş görünmek hoş olabilir. Ayrıca da savaşta böyle kırmızı giyip kabak gibi de ortada dururuz, değil mi? Evet komutanım. Komutanım, arkadaşımız ateşli bir hastalık geçirdi. O yüzden böyle tuhaf tuhaf konuşuyor. Yok yok yok. Yılbaşı için böyle şeyler düşünülebilir. Genelkurmay'a da bu konudan bahsedeceğim. Önümüzdeki yılbaşında bazı düzenlemelere gideceğiz, evet. Bir şey daha var. Yoktur. Söyle. Komutanım, mesela bugün yılbaşı ama menüyü çok eksik buldum. Hmm. Kola, abuk subuk atıştırmalıklar. Sonuçta menü değişebilirdi. Ne bileyim, böyle daha fresh, meyveli bir içecek. Kuru yemişler, fındık, fıstık, dut. Kaju. Kaju mu? Evet. Komutanım. Hı. Köfte. Olur nozik. Lahmacun. Ve eyran falan falan da olabilir komutanım. Eyran mı? Bu nasıl bir şey ve ben bu takıldım bunun Mardinliğine. Sen şimdi söyle bakayım. Bir tekmil ver bakayım bana. Emredersiniz komutanım. İşte emrediyorum ben. Sağ. Ben ulaşamıyorum bu çocuğa. Oğlum, sen iyi misin? Sağ. Bak burada doğru kullandın sağ olu. Bir şey daha var komutanım. Söyle. Yoktur, bak. Yoktur. Var. Devrem, Salih'im yoktur. Var. Komutanım, bugün yılbaşı. Bizlere hediyeler verebilirdiniz mesela. Yani ne bileyim, bir eldiven, bir karşı kol, ne bileyim bir kırmızı küçük doncuklar. Kırmızı küçük doncuklar mı? Ha, yani şans getirirdi. Bak düşünemedik Salih'im, canım Salih'im. Sen ne istedin de yapmadık biz acaba? Başka? Çok tontonsunuz ya, ben sizi Noel Baba yerine koydum. Koyma, koyma. Koysun, koysun, elleme koysun. Koysun. Evet abi. Başka? Başka var mı bir şey söyleyeceğim? Yok, şimdilik bu kadar komutanım. Niye? Başka bir don mon filan? Yok işte yani kırmızı donlar iyi olurdu. Kırmızı don. Hiç bak bunları not alayım da ben. Çünkü unutuyorum yavrum. Şimdi... Sağ olun komutanım. Kırmızı doncuklar. Kırmızı doncuklar askerlere dağıtılsın. Evet, var mı başka bir isteği olan? Hani hamsinin de mevsimidir hani. Ah, hamsi. Evet. Nasıl unutuyoruz bunu? Tava mı, ızgara mı? Tava, tava. Mısır unuyla. Ha, mısır unsuz olur mu evladım? Yenmez o başka türlü. Evet. Evet, sen başka bir şey var mı? Vallahi komutanım, çalgı çengi yok burada. Hı. Bir gırnat olsa, hı, bir dansöz olsa. Dansöz. Oy. Tabii, dansöz gelecek. Dansöz çok önemli çocuklar. Evet, senin? Ben ne bileyim, biraz daha kolu olabilirdi mesela. Sen bayağı vizyonsuz çıktın ha. Ama olsun. Mesut Bey. Sizin bir isteğiniz var mı acaba? Yoktur komiserim. Aa, olur mu canım? Vardır, vardır. Değil mi? Böyle mesela ne bileyim, sevgilinle böyle bir yılbaşı baş başa, ha? Fena olmaz değil mi? Hı? Ya da ne yapalım biliyor musun? Dur. Sevgilinin numarasını ver, arayalım hadi. Gerek yok komiserim. Emrediyorum. 0575 353 7112. Güzel. Ay, kim arıyor bu saatte ya? Allah cezanı versin Salih. Canım Devrem benim. Komutanım, ha. Çok özür dilerim ya. Kız arkadaşım gizlice Nizamiye'den girip buraya gelmiş. Biz de onu sakladık. Ne olur askerlerimizi yakmayın. Ulan Safoğlu,
Benim anlamayacağımı mı zannettin sen ha? Ayrıca kamera kayıtları var içeri girerken. Bir de bana bir bak be, 30 yıllık askerim ben. Şu tiplere bak, bunlardan asker mi olur be? Hı? Sağ ol! Kızım tamam geçti ya, hala sağ ol, sağ ol. Komutanım, ne olur kusura bakmayın. Tamamen yani biz öylesine işte özledim de nişanlımı. Gizlice kaçak girdik içeriye. Ne olur ona ceza vermeyin. Ama disco eğlence falan yapacak ceza olarak bunu yaparız derseniz biz hazırız. Hayır uzatıyor da. Neşe tamam. Hadi bakalım iyi tarafıma denk geldiniz. Yılbaşı olduğu için affediyorum sizi. Hamsi de mi yalan olmuş? Herhalde. Damir ettiydim onu. Bana bakın keretalar. Aslında biraz sizi uğraştırırdım ama bir misafirimiz var, ona dua edin. Misafir mi? Kim geliyor? Bu yılbaşı günü size moral vermek için Levent Yüksel geliyor. Oh! Ne yaptın? Oh! Tabii. Hoş bulduk. Vatani görevini yapan arkadaşlarıma moral vermek istedim. İyi yaptın. Sağ ol. Komutanımla birlikte geziyordum da, birlikleri dolaşıyordum. Hayırdır, kadınları da askere mi alıyorsunuz artık? Ya yok Mehmetciğim. Kıskanmış, aşık ya. Çıkmış gelmiş buraya. Ya. Öyle mi? Ya. Hadi size o zaman bir aşk şarkısı söyleyeyim. Buyur. Aa, buyur. İşte bu hayaletli müziği başlıyoruz. Yemek mi? Kola? Oğlum taktım kolaya. Geç ki lan buraya. Dökülür yedi verenler teninden rengarenk. Açarsın mevsimli mevsimsiz bir tanem. Değişir kokun, ısınır kanın, beni yakarsın. Vazgeçilir gibi değil bu mecizler. Ben gideyim artık. Olur mu? Aa. Bir tane daha. Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye? Kim görmüş ama kim? Yüksek kaldırımda güpe gündüz Melati almışım da sonra Alemdara gitmişim öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda ha? Söyletme
yüksek kaldırımda güpe gündüz. Melati almışım da sonra Alemdar'a gitmişim öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat kimin bacağını sıkmışım tramvayda? He? Güya Galata'ya dadanmışız. Kafaları çekip çekip orada alıyormuşuz soluğu. Onu da sonra anlatırım. Gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen de söyle.